yakınlarımı, bütün iş çevremi senin iş bulmak konusunda yardımcı olsunlar diye seferber edeceğim. İçen rahat olsun. Sağ olun Arda Bey. Ne demek? Sonuna kadar arkandayım. Sonuna kadar. Kusura bakmayın, biz birkaç haftadır böyle biraz sıkıntılı şeyler geçirdik yani. Hatta bugün de mahkeme vardı yani, o yüzden. Ama ben size söz veriyorum yani, bir hafta içerisinde ödeyeceğim bir şey yani. Tamam. Oh, üstümden bir yük kalktı vallahi. Ben sonra arasam sizi, sonra şey yapalım yani şimdi. Görüşmek üzere, iyi günler. Kimle konuşuyorsun? Ajans şey arıyor. Bizim metin yazarı var ya. O arıyor. Gergin gibisin ama böyle suratın bir şey oldu. Yok be canım. Yani durup durup beni arıyorlar yani. Her şey kendi başlarına bir şey beceremiyorlar gönül. Şey mi karıştırıyorsun sen? Ama ne yapayım? Gönül saçmalama. Ajanstan aradılar yani. Bakıyorsun gönül, sen gizim saklım var gönül senden. Ya bence bu durumu artık annene ve babana söylemelisin. Zaten Tuna abinin illa haberi olacak bu olayda. Evet, daha fazla saklayamam artık. Söylemem lazım. Ama nasıl söyleyeceğim bilmiyorum ki. Ya duyunca çok şaşacaklar kesin. Hazırlıklı olacaksın. Ya of, olamıyorum. Nasıl başlayacağım onu da bilmiyorum. Yiyor, içiyor, altını dolduruyor. Yine bezi bitti. Aa, kız Atçe. Başka ne yapmasını bekliyorum bebek o ayol? Yapacak tabii ki. Babasını arayayım da gelirken bez alsın. Şey de söyle, pişik kremi alsın, havalar çok sıcak. Ha, benim de aklıma gelmişti. Aa, aklına geldi. Kodis. Hatice. Kodis. Hatice. Ya Kodis, Alara'nın bezi bitti de gelirken bez alır mısın? Ha bir de pişik kremi de almayı unutma, bebimiz kızarmasın. Tamam Hatice, tamam. Görüşürüz. Sen kapat. Hadi. Kapattı her zamanki. Abi, bütün birikimimi çocuk bezlerine harcıyorum. Alara durmadan boşaltım yapıyor. Zor Şükrü. Bu devirde çocuk büyütmek zor oğlum. Havucun paralarını ulaşabilseydik bu sıkıntıları çekmezdik. Yakup al. Eyvallah Yakup. Sağ olasın. Ne o anahtar Yakup? Ne şu köye giderken arabayı bana emanet etti. Senlik bir durum yok Seyit. Abi, anahtar alıp korsan taksiye mi çıksak, ne dersin? Yok sana hayır Şükrü, bir daha duymayayım. Vay vay vay, habere bak Yakup abi. İnternet fenomenlerinden inanılmaz kazanç. Bırak şimdi fenomenli, al tepsiyi de boşları topla. Alara'nın bezini artık düşünme Şükrü. Neden abi? Çünkü fenomen olacağız. İşte böyle Sultan Hanımcığım. Evet, maalesef çok tatsız olaylar yaşandı beraber çıktığımız yemekte. Bundan dolayı her şeyden önce özür dileriz. Ama şu dava bir sonuçlanıp da oğlumuz bir aklanırsa eğer... yani biz böyle önceden istekli görünüp sonra vazgeçmişiz gibi algılansın asla istemeyiz. Dava hayırlısıyla sonuçlandığında gelip Sima'yı sizden istemek isteriz. Kusura bakmayın Meltem Hanım ama hiç anlamadım onca olaydan sonra gelip kızımızı nasıl isteyeceğiniz. Evet, haklısınız. Yaşadığımız tatsız bir şeydi ama dava sonuçlanıp Emre aklandığında sorun ortadan kalkacak. Sen öyle san Meltem Hanımcığım. Şimdiden memlekete haber uçtu bile. İnsanların ağzı torba diye ki büzesin konuşup duruyor da. Bizim de Karadeniz'de bir adımız, sanımız var da. Leke sürdürtmeyiz. Zaman her şeyin ilacıdır. Hem çocuklarımızı da üzmek istemeyiz. Değil mi? Zamanı gelince yine konuşuruz. Konuşuruz Meltem Hanım. Siz bizim kızımızı istemeye gelirsiniz. Ama onu bizden alabilir misiniz? Onu bilemeyiz o. Kapı parkeleri gerçek mi, plastik mi? Gerçek. Gerçek. Değil mi? Ben izin versem bile bu evliliğe babası kesin surette karşı çıkacak. Çok sinirli sizin uşağı. Sultanım, siz Sima'nın annesisiniz. Hı. Ben de sizi az çok tanıdım. Rıza Bey sert biri ama bence sizin sözünüzden çıkmaz. Siz bir konuşsanız. Değilsin. Diyorum. Değil mi? Değil mi?
Demek dışarıdan o kadar da belli oluyor. Şaşırmamak lazım Meltem Hanımcığım. Sonuçta ben bir Karadeniz kadınıyım. Yani normal kabul edilir böyle şeyler bizde. Yok, zaten şaşırmadım. Bundan emindim. Bu yüzden bu konuları konuşmak için sizi davet ettim. Beraber konuşalım, halledelim diye. Ha bu ne biçim bardak? Çorba kasesi midir bu? İçtiğimde de bir şey anlamadım kardeşim. Getir bana bir ince belli bardak da. Oy! Bu aldım. İnce belli. Hayal midir bu? Ya anneciğim ama yeter artık sen de. Uzatma bu kadar ya. Tamam, kapatıyorum. Tolguşa, bu envanter listesi hazır değil mi? Mail atayım size, cevap vermiyorsunuz ya. Ya haklısınız İsmail Bey ya. Çok özür dilerim vallahi. Hazır getirecektim ben de. Buyurun burada. Uşa, senin neyin var? Vallahi annem İsmail Bey. Ya bu İrem'i bir türlü sevemedi. Yani Nuh diyor, peygamber demiyor kadın. Bir araya gelse kanı ısınacak ama yok, onu da istemiyor. Anladım uşağım. Bu iş derin mesele. Bak sana bir şey diyeyim mi? Annenin gönlünü almadan bu iş olmaz uşağım. Ya ben de bunun için uğraşıyorum İsmail Bey. Yani bir araya getireyim, bir aralarını yapayım diye. Bütün derdim bu. Oğluşum, madem bu kadar çok istiyorsun, bir kere daha şans vereceğim o kıza. Bak sırf sen istedin diye. Allah Allah İsmail Bey! İsmail Bey ya! İsmail Bey ya! Ne oldu Şam? Ne oldu? Annem ya. Annem mesaj atmış. Savunmayı kırdım en sonunda. Artık gol lazım İsmail Bey. Hadi kızlara inin. Hadi Şam. Sağ olun ya. Oh be. Tolga. Ah, hoş geldin hayatım. Hoş bulduk. Sana süper bir haberim var. Hadi ya. Ne oldu? Annen sonunda arkadaşlık isteğimi kabul etti. Arkadaşız. Ya gördün mü bak annem ya. Evet. Ben sana dedim işte bak kadın arada bir bakıyor dedim. Evde sır dolu şu halimiz.